أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Mevlana Ustad Yıl özel, Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre sahabe gibi kaptan Allah'a ulaşmayı dilemek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi, günümüzdeki devrin imamına sahabe gibi ihsanla tabi olmak ve sahabe gibi nefs kesesi ve tasfiyesiyle Salih kullardan olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Muhterem Efendimiz, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Eğer dikkatle bu konferansta bizi dinlerseniz, namazların sonunda hep allah Teala'dan talepte bulunuyorsunuz. Allahumme ahşurna fi zümretis salihin. Ya Rabbim, beni salihler zümresine, salihler toplumuna kat. İşte o duanızın kabulünü istiyorsanız bu konferans sizin için bir dönüm noktası, hayatınızda mutlaka bu duanın kabul olacağı bir zaman dilimini içeriyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. 14 asıl evvel, Kur'an'dan evvelki dönem, Arapların cahiliye dönemi ve bu cahiliye döneminde insanlar alabildiğine birbiriyle savaş halinde bir kaosu yaşıyorlar. kız çocuklar diri diri gömülüyor. Böylesi delaletin bütün topluma hakim olduğu bir zaman diliminde Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i allah Teala bir hidayet güneşi olarak vazifeli kıldı ve dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim'i ona indirdi. 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i kalbinden okuyan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye Kur'an ayetleriyle bugün size anlatacağımız yedi safanın yedisini de yaşatırdı. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dinin hedef emirleri var ve dinin vasıta emirleri var. Günümüzde yaşanan geleneksel dil tatbikatı hedef emirler tamamen yok edilmiş. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olanlar devreden çıkartılmış. Sadece ve sadece kuru kuruya hiç kimseyi bir hedefe ulaştırmayan, ne aile saadetine ne dünya saadetine ulaştırmayan bir İslam'ın beş şartına herkes tutulmuş ve onunla din yaşadığını zannediyor. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim. Şu dünyada bir buçuk milyara yakın bir İslam nüfusu var. Birleşmiş Milletler'de isimleri bile anılmıyor. İslam coğrafyası alabildiğine kan kaybediyor. Bütün bunların hepsinin özünde Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmemesi, Kur'an-ı Kerim'in yaşanmaması sebebiyledir. Cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler, Nebilat Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşitliği altında 23 sene boyunca Kur'an'ı öğrendiler ve öğrettiler ve o döneme Asr-ı Saadet deniyor. Asr-ı Saadet döneminin ne bir şey olduğunu sadece bu misalle sizlere açıklamak istiyorum. Hazreti Ömer döneminde Bizans'tan bir elçi oraya gidiyor. Böyle bir ilerleme, böyle bir gelişme Suudi Arabistan yarımasında neşunlama bulduğu için o günün krallarından elçiler oraya gidiyorlar ve onlardan ders almak üzere gidiyorlar ama çeşitli hediyelerle giden bir elçi buranın idarecisi kralı kimdir diye oradakiler de Hazreti Ömer'e işaret ediyor. Nerede oturuyor? Ağacın altında uyuyor diye söylüyorlar. İnanamıyor böyle şey mi olur? Kime soruyorsa aynı cevabı alınca beni ona götürün. Götürüyorlar ve ağacın altında Hazreti uyan Hazreti Ömer'i görünce hayretler içerisinde bizim ülkede insanlar, krallarımız korku sahikiyle evden dışarı çıkamıyorlar. Sen ise üst seviyede bir güven içerisinde ağacın altında uyuyorsun. Bizimki sana bir hediye gönderdi. Bu şişenin içerisinde düşmanını hal edebileceğin bir ilaç var diye söylüyor. Hazreti Ömer diyor ki nefsimden başka düşmanım yok. Ve şişeyi alıyor ağzını açıyor lakır lakır içiyor. Şişenin içerisinde zehir var ve o zehri Hazreti Ömer'e düşmanlarını onunla yok etmek üzere hediye olarak gönderdiğini ifade ediyor. Bu misafirler sevgili kardeşlerim o günden bu yana çok şeyler kaybetti İslam alemi. Kur'an-ı Kerim artık mezarlarda okunan bir kitap, Kur'an-ı Kerim fal bakılan bir kitap. Halbuki hepimize Kur'an-ı Kerim Allah Teala bir hayat kitabı olarak gönderdi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. <laughs> gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah Teala mutlaka vermiştir. Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinde olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. Bütün insanlar için bir saadet davetisi, bütün insanlar için bir saadet reçetesi ve bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dinin iki kaynağı var. <laughs> Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça asla delalette kalmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve hidayetçinin en hayırlısı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz veya onun sünneti veya onun ehli beyti. İster sünnet desin, ister ehli beyt desin, Resulullah'ın irşadı altında yetişen sahabe ehli beyt, yedi safayı yaşayarak hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar hemen Kur'an ayetleriyle 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i sahabeye öğreten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz evvela onlara 7 tane hedef emir öğretmiştir. Ey sahabe duyduk duymadık demeyin kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz ben sizi ölümden sonra başına gelebilecek sonsuz bir cehennem azabıyla uyarıyorum. Sahabe bu davet karşısında Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesine göre hepsi Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı kalben dilemişler ve kendilerini şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarmışlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar hem şeytanın kuludurlar hem de şeytanın dostudurlar. Ancak hidayet davetine muhatap olan daveti kabul eden herkes sahabe gibi Zümer suresinin 17. ayet kerimesine göre kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a yönelirse onlar da kendilerini şeytana dost olmaktan şeytana kul olmaktan kurtarırlar. Yaradılış gayemiz ne? Elbette ki yaradılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde "Ve ma halaqtal ve'l insa İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre sahabenin hepsi Resulullah'ın davetine uyarak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah Teala da onların kalplerine mürşid sevgisini peygamber sevgisini vererek Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre hepsi 12 tane ihsanla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar, biat etmişler. Onların biatlarını kabul et, onlar için Allah'tan mağfiret dile. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberler kendi kavimlerini mağfirete davet etmişler. Mağfiret ne menen bir şey. Mağfiret tövbe eden kişinin Allah'tan günahlarının sevaba çevrilmesi İsa Ahmet'indeki talebidir. Mahfiret, devrin imamının kendi önünde tövbe eden kişi için Allah Teala'dan günahlarının sevaba çevrilmesi mahfiret talebidir. Ama mahfiret, tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında şefaattır Ve dikkatle bakın, bütün peygamberler kavimlerini mahfirete yani şefaate davet etmişler. Şefaat, tövbeye gelene kadar o kişinin işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesidir. Bugün salonlarda beni dinleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizin için amel defterinize bugün bir şefaat günü olabilir. Eğer kalben ulaşmayı dilerseniz şimdi biraz sonra tek tek size anlatacağım mürşit önde tövbeyi gerçekleştirirseniz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günümüzdeki varisi devrin imamına siz de sahabe gibi ihsanla tabi olursanız bugüne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı allah Teala sevaba çeviriyor. Yani sizin için şefaat olayı gerçekleşiyor. Ve bütün peygamberler istisnasız bu evrensel kanunu kendi kavimlerine ulaştırmışlar. Adem Aleyhisselam Allah Teala'dan mağfiret dilemiş kavmi için. Nuh Aleyhisselam mağfiret dilemiş. Hud Aleyhisselam mağfiret dilemiş. Salih Aleyhisselam mağfiret dilemiş. İbrahim Aleyhisselam mağfiret dilemiş. Bu ismini zikrettiğim Allah'ın peygamberleri yaşadıkları dönemlerde aynı zamanda asaleten devrin imamları. Ve devrin imamları hem kendi kavimleri hem de o dönemde yaşayan bütün insanlar için kim tövbe eder ihsanla tabi olursa günahlarının sevaba çevirmesi istikametinde Allah'tan talepte bulmuşlar ve mağfiret dilemişler. Musa Aleyhisselam mağfiret dilemiş kavmi için Davud Aleyhisselam kavmi için mağfiret dilemiş. İsa Aleyhisselam mahfiret dilemiş ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mahfiret dilemiş. Tekrar 7 safaya baktığımız zaman ikinci safa itibariyle o gün birbirinin can düşmanı sahabe katten Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin önünde tövbe etmişler ve Allah'tan mahfiret dilemişler. Yani şefaat talep etmişler. Enam 71'e göre hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin şefaatiyle ruhlarını hayattayken Allah'a teslim etmişler. Enam 71. Ve yollarına devam ederek fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. <laughs> Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Zümer 18'e göre hepsi ul-elbab olmuş. Bakara 139'a göre hepsi ihlasa ulaşmış tövbe yüze göre hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bu Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam'ın yedi tane hedef emri ayetlerle şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Ama günümüzde bu yedi hedef emrin yedisi de yok. Ne kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşid önünde tövbe etmek var, ne ruhunu Allah'a teslimi var, ne fizik vücuda Allah teslimi var. Ne ul elbab daimi zikre ulaşmak nefsin teslimi var. Ne de ihlasa ulaşmak. Ne de iraden Allah teslimi. Bunları geçtik. Bunlar din tatbikatında yok. Yedi tane vahasta emirlen geride kalanlar ne var? Bakalım beraber yedi tane vahasta emir. Kur'an-ı Kerim'de bu yedi vasıta emirden Birinci vasıta emir Allah'a ulaşmayı dilemek. Ankebut suresinin beşinci ayet kerimesinde zikredilmesine rağmen hepsi bunu da din tatbikatından çıkartmışlar. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin sünneti olan Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. İstihane namazı ve hacet namazı. İstihare namazı bilinmeyen bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyen kişi için iki rekatlık bir namazdır. Perşembe cumaya bağlayan gece kılınır. Boy abdestiyle kılınır. Ve birinci Fatiha'dan sonra Kuyya yüvel kafirin zam süre olarak gülünür. İkinci Fatiha'dan sonra İhlas suresi okunur. Ve böylece iki rekatlık namazı boy abdestiyle kılan kimseyle dünya kelamı konuşmayan kişi gerçekten bilmek istediği bir şeyi Allah'tan sorarsa Allah Teala'nın renklerle o kişiye mesaj verdiğini, bilgi verdiğini net olarak biliyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece onu söylemiyor. Bir de Cebrail kardeşim bana ikinci namaz hacet namazı önerdi. Bir müşkülatın noktasında Allah'tan yardım istemenin vasıtları hacet namazı ve dört ekatlık bir namazdır boy abdestiyle kılınır. Perşemeyi cumaya bağlayan gecede herkes uyuduktan sonra birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç ayet-i kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İlyas Felak Naz, üçüncü rekatta Fatiha'dan, -Nas rekatta Fatiha'dan sonra İlyas Felak Naz ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İlyas Felak okunur. Ve kişi Allah'tan mürşidi isteyecekse bu namaz Perşemeyi cumaya bağlayan gece kıldıktan sonra Bitince üç ayet-i de okunur ve yatağını kıbleye göre dizayn eder. Başını yastık üzerinde ileri geri hareket edilirse basınç sebebiyle kalbinin ritmik atışlarını duyar ve ona paralel Allah Allah diyerek uyur. Eğer gerçekten kaptan ulaşmayı dilemiş uçu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona mürşit gösterir. İşte muhterem misafirler sevgili kardeşlerim vasıta emirlerden nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek din tatbikatından çıkartılmış da vasıta emirlerden mürşidin hacet namazı ile istenmesi de din tatbikatından çıkartılmıştır. Halbuki hem Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi hem Na suresinin 9. ayet-i kerimesi hem Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman 7 ayet-i kerime grubunda İstanenin Allah'tan istenmesi gerektiğini allah Teala ifade ediyor. İstane eşittir, mürşid. Yani mutlaka dünya hayatını yaşarken tabi olmamız gereken mürşid. Bugün konferansımızın birinci konusu neydi? Sahabe gibi katten Allah'a ulaşmayı dilemek ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin günümüzdeki varisi devrin imamına sahabe gibi ihsanla, hacet namazıyla ihsanla tabi olmak. İşte onlar Resulullah'a tabi oldular ve Resulullah'tan sonra tabi'in sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi oldu. Ve tabiyet zinciriyle ikinci safa yaşanıyor ama vasıta emirlerden ikincisi de hacet namazı da din tatbikatından çıkartılmıştır. Bunlar yoksa Geri kalan namaz, beş vakit namaz, oruç, haç, zekat, kelime-i şehadet ne yazık ki gördüğünüz gibi binanın temeli yoksa o binayı temelsiz yedi katlı bir saray inşa etmek mümkün değil ve ilk iki safa yoksa ameller boşa gidiyor. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim biz huzurunuza tek bir dilekle geldik. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini zaten bu dilekten da anlayabilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de resullerini her devirde kavim resullerini göndermek suretiyle insanları müjdeliyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde "Ve ma nursulil mursaline illa mubashirin ve Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İşte günümüzde Resulullah'ın birinci derecede vasi, varisi devrin imamı Mehdi Resul biz yaşayan bütün insanlar için bir müjdeci. Ne ile müjdeliyor? Tek bir dilekle üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah'ın bize garantisi olarak müjdeliyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah daima kalplere bakar, bu dileği kimin kalbinde görürse, geri kalan o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet ve dünya saharetin yarısını allah Teala ona mükafat olarak verecek. İşte huzurunuza üç tane cennet ve dünya saretin yarısı bir müjdeyle, bir dilekle geldik. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağının alamet farikası bir kalbi dilektir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, en büyük yazine kalbimizdeki Allah sevgisidir. Her zaman muhterem efendimiz seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hidayet ne? Hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. Öyleyse siz kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bunun manası siz seviyorsunuz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Her hayrın başı da Allah sevgisidir. Öyleyse Allah Teala kalbinizde hayrı görürse mutlaka Rahim esmasıyla size tecelli eder ve hayattayken mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Dünya sevgisi her çeşit hatanın başıdır ama Allah sevgisi ise kesinlikle her hayrın başıdır. Siz Allah'ı seviyorsanız, kalpten ulaşmayı dileyenlerdenseniz o zaman Allah Teala'nın mutlaka sizi kendisine ulaştıracağını bilin. Bu terem misafirler sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu dünya hayatını bize dünyaya meyledelim edelim diye değil, dünya ile ahiret hayatını kazanalım diye bize verdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dünyanın nasıl boş bir şey olduğunu bize bakın nasıl anlatıyor. Bakara 200'de Rabbimiz bize dünyada ver. Dünyayı isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Yani gidecekler ya cehennem. Yunus 7. Dünya hayatından razı olanlar. Onların ahirette nasibi yok. Varacakları ateş. Hud 15. Dünya hayatını ve zinetini isteyenler. Ahirette varacakları ateş. Şura 20 Dünyayı isteyenler ahirette nasipleri yok. Naziat 38 Dünyayı tercih edenler ahirette varacakları ateş ve allah Teala noktayı koyuyor. Fatır 5 Ey insanlar sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın afına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemeyenlerdir. Öyleyse muhterem misafirler sevgili kardeşlerim ya kalbinizden dünyayı veya Allah'ı. İşte Kur'an-ı Kerim'de Alimran suresinin 14. ayet-i kerimesinde allah Teala dünya hayatını söylüyor ve sonra da bu dünya hayatına karşılık Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah onun katında en güzel sığınaktır. Öyleyse ya Allah'ı dileyeceksiniz veya kadınları, oğulları, kantar karttan biriktirmiş altın, gümüşü, salma atları, hayvanları, ekinleri bunlar da kesinlikle dünya hayatı. Kevf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyeti salihatu hayrin inda rabbi ke sevaben ve amelen. Ama baki olan, hayırlı olan ıslah edici ameller nefsi ıslahıdır. Bu misafirler sevgili kardeşlerim, Karun gibi olmak isteyenler, onlar dünya hayatının peşinden koşanlardır. Ama Harun gibi olmak isteyenler, onlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Kabil gibi olmak isteyenler, onlar kalpten ulaşmayı dilemeyenlerdir. Habil gibi olmak isteyenler, onlar kalpten ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim bunu net olarak bize açıklıyor. O zaman sualim var size. Kabil gibi, Karun gibi mi olmak istiyorsunuz? Yoksa Habil gibi Harun mu olmak istiyorsunuz? Tercihi siz yapacaksınız. Huzurunuza biz bu dilekle geldik. Tekrar ediyorum. Evvela bu dileği nereden dilemeniz gerektiğini anlayabilmeniz için sizi size ayetlerle tanıtmak istiyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Salsalinden kuru topraktan ve şekillerine bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehaz, beyinle kaim aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Bu fizik bedenin içerisinde ki vücudumuz daha var. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet, 19 tane negatif talep var. Bu taleplerin hepsi dünyayı istiyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Eğer insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemeden bir hayatı yaşarsa o zaman bir mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatını tüketir. Bir tarafında şeytan. ikinci üçgenin birinci kenarı şeytan. ikinci kenarı nefsimiz. Üçüncü kenarı fizik becerimizin işlediği şer kaybettiğimiz dereceler. Bu bize hayatımız boyunca bir mutsuzluk üçgeni olarak hayatı tamamlamasını ifade eder. Ekranda yer gösterebilirsek bakın. Üçgenin üç kenarı var. Bir tarafında şeytan, diğer tarafında nefsimiz ve fizik vücudun işlediği şer. Nefsimizin 19 afeti de hep dünyayı istiyor. Ama allah Teala bizi serbest iradeyle yaratmış serbest iradeyle ve üç vücutla yaratmış. Üçüncü vücudumuz ne? Secde suresinin dokuzuncu ayet kelimesi. kerimesi. Sümme ve nefaha fihimin ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Nasıl nefste on dokuz tane dünyaya dönük olan afet varsa, dünyayı talep eden, ruhta da on dokuz tane hasret var ve ruhtaki hasretlerin hepsi de Allah'ı istiyor. Ekranda gösterebilirsek net olarak bunu göreceğiz. İşte gördüğünüz gibi ruhun hasletleri 19 tane hasletin 19'u da Allah'ı istiyor. Ve Allah Teala serbest irade, cüzi irade size vermiş. Ya iradenizle ruhunuzun hasletlerine uyarak Allah'ı dileyeceksiniz veya iradenizle daha doğrusu irade de devrede değil, hevanıza uyarak, nefsinizin afetlerine uyarak dünyayı talep edeceksiniz. Tercih sizde, seçimi siz yapacaksınız. Allah Teala bizim Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Nereden biliyorsunuz hocam diyeceksin? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den. Bakın şimdi 7 tane ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Yani nefsin taleplerine uyanlardan bahsediyor. Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 45 bize mülaki olmayı dilemeyenler hüsranda. Furkan 21 mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Secde 10 mülaki olmayı inkar edenler. O zaman bunun manası ne? Mülaki olmayı inkar edenler nefsin taleplerine uyanlardır. Şeytan da nefsin talebini azdırır ve böylece kişi devamlı şer işler ve bu şer neticesinde kişi allah Teala delalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Art 33. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Delalet, delalet. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. Halbuki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ne diyor? Enne astakul hadis kitabullah. Ve hayrül hadi hadi Muhammed. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Öyleyse sözün en doğrusuna uymak istiyorsak hidayetçilerin en hayırlısının izinden gitmemiz lazım. İşte o hadislerinde devamını bize Allah'a ulaşmayı dilememizi söylemiş. İşte beş tane hadis. Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili beş hadis. Birincisi Cibril hadisi. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize sual soruyor. Kale mel imanü ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap. Kale el imanü en tu'minu billahi ve ve Öyleyse lika Allah. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek dünya hayatında imanın şartlarındandır. Lika Allah yoksa iman yoktur. La imane limen la emanete lehu وَلَا دِنَ لِي مَنْ لَا تَلَّهُ Emaneter riayet etmeyenin, lika Allah'ı dilemeyenin imanı yok, ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Açıkça hadis, Sahih Buhari 1. Cilt, sayfa 58, 47, Cinumar hadis ve allah Teala bunu söylüyor. İkinci hadis, Yüce Allah kulunu dünya hayatıyla kendi likası arasında serbest bıraktı. Öyleyse cüz'ü iradenin sahibisiniz, bir tarafta dünya hayatı, öbür tarafta Allah'ın zatı. Seçimi doğru yapanlar, onlar Allah'ın kullarıdır. Kullar Allah'ın nikasını seçti. Eğer kişi Allah'ın nikasını seçerse o Allah'ın kuludur. Eğer kişi dünya hayatını seçerse o da şeytanın kuludur. Çünkü şeytan Ficir suresinin 39. ayet kerimesine göre biz dünyayı onlara güzel göstereceğiz, hepsini saftıracağız. Öyleyse iblis bizi Allah'tan neyle uzaklaştırıyor? Dünya hayatıyla. Hadis-i şerif 3. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı keri görürse istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemediği insanları Allah delalette bırakıyor delalette olan insanlar yedi grup ayet-i kerime gereğince gidecekleri yer cehennem. O ayetleri de gösterelim. Yedi grup ayet-i kerime bakın. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah bir kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemezse, onun hidayetini dilemese, Allah onu delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bu ayetler gereğince hepsinin varacağı yer cehennem. allah Teala dünyayla cehennemi kazanalım diye değil, dünya ile ahireti kazanalım, cenneti kazanalım diye verdi. Gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah dünyaya vahy ediyor. Ey dünya! Kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Yani onların ahirette nasibi yok. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse siz kalpten Allah'a bulaşmayı dilerseniz Allah size ahireti de verir, dünyayı da verir. Ama siz kalpten Allah'a bulaşmayı dilemezseniz, dünyayı dilerseniz allah Teala size dünyayı verir. Ama ahirette nasibiniz yok. Öyleyse bu ayetleri size göstermekteki gayem şu. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsiniz. Furkan Kur'an'dır. Tekrar ediyorum. Ey dünya! Kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Yani kim bizden dünyayı isterse Allah Teala biz veririz. Ama onun ahirette nasibi yok gideceği yer cehennem. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz olur. Ama kim benim için çalışırsa bana ulaşmayı dilerse o zaman ben sen onlar için çalış diyor. O zaman bize Allah Teala ahireti de veriyor, dünyayı da veriyor. Öyleyse iki cihan saadetinin sahibi olmak istiyorsanız bunun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadisleri gördünüz. Hadislerle Allah Teala'nın Resulü Allah'a ulaşmayı dilememizi söylüyor. Kur'an ayetlerini gördünüz. Kim 7 ayet gereğince Allah'a ulaşmayı kalpten dilemezse bakın hadis-i şerif dördü de söyleyeyim. Ben dünyayı dostlarım için acı bulanık dar, sıkıntılı olmasını vahyettim. Ta ki bana kavuşmayı özlesinler, bana kavuşmayı dilesinler. Öyleyse dünya hayatının sıkıntılı dar geçim olmasının arkasında o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Öyleyse muhterem misafirler sevgili kardeşlerim kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dünyayı mı istiyorsunuz Allah'ı mı? Cenneti mi istiyorsunuz Allah'ı mı? kainatı varlıklar alemini istiyorsunuz Allah'a mı? Eğer bu üç sualin üçünde de Allah, Allah, Allah diyorsanız o zaman kesinlikle Allah kalbinizdeki bu talebi gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile size tecelli ediyor ve peş peşe size yedi furkanı verecek. Evet allah Teala açıkça bunu dile getiriyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Resulü buyuruyor ki Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostlarına düşman olanlar Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın dostuna dost olanlar onlar da Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse ya şeytanı dost edineceksiniz ya Allah'ı. Şeytanı dost edinenler kalpten ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ı dost edinenler onlar da kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Siz de Kur'an-ı Kerimle bu koyu gece karanlıkları gibi günümüz fitnelerden kurtulmak istiyorsanız bunun bir tanecik anahtarı var. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya barışının altın anahtarı bu dilektir. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hz. Ali ey Allah'ın Resulü o fitnelerden, Deccal fitnesinden, Duhan fitnesinden kurtuluş neyledir sorduğunda Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mukaddes ve iyice olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendi aranızdakinin hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi derayette bırakır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayeti Kur'an'ın dışındaki el yazması kitaplarda arayanlardır. O da bulması mümkün değil. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sıratın müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Hz. Osman diyor ki, Ey iyi insan, Allah'ın kitabına sığınan, ona sarılandır. Öyleyse siz de, hayırlardan olmak istiyorsanız, hayır nas, tenfaun nas, insanlardan olmak istiyorsanız, Allah'ın kitabına sığınan, ve ona sarılmanız lazım. Yunus Emre diyor ki, medreseler müdderisi okumadılar bu dersi, gönüllerde yazılır bu kitabın süresi. Öyleyse siz de, Allah'ın ayetlerini kalbinize yazmak istiyorsanız, o zaman mutlaka kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. İki tür Kur'an-ı Kerim'i okumak var. Satırdan okumak ve sadırdan okumak. 14 asır level, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, sadırdan Kur'an'ı okudu. Yani kalbinden okudu. Çünkü okuma yazması yoktu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde allah Teala Peygamber Efendimiz'e sen okum, okuma yazman yok diyor. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde Ruhul Emin Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ı senin kalbine indirdi. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ankebut suresinin 49. ayet kerimesinde Kur'an'ın ayetleri sadırlarda açıklanan ayetlerdir. Bel huva ayatin beyinatin fi sudurul lezine Kimin sadırlarında, kimin kalbinde? Kalben ulaşmayı dileyenlerin kalbinde. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i kalbinden okudu. Yani hidayet de okudu. Bakıyoruz İnşirah bir, inşiraki, inşirah üçüncü ayetlerine allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Elem neş'aleke sedreke Senin göğsünü şer etmedik mi? Kimdir göğsü şer edilen? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan kalpten ulaşmayı dilemezse, dünya hayatını dilese, ilelebet de kalsa, Allah onun göğsünden kalbine nür yolunu açmaz. Kimdir Günah yükü kendisinden kaldırılan Allah'ın mağfiret ettiği kişi. Bütün peygamberlerin kavimlerin mağfirete davet etmesi işte bu sebepledir. Allah Teala Peygamber Efendimize söylüyor. İnşirah ki İnşirah 3 senden yükünü kaldırmadık mı? Senin belli bir günah yükünü mağfiretle kaldırmadık mı? Ve İnşirah 4 ve leke ve senin iradeni kaldırmadık mı? Aynı hakikatler Hazreti Musa için de geçerli. Öyleyse muhterem misafirler sevgili kardeşlerim, dinin üç esasından birincisi kesinlikle katten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu vahdettir. Hanif dininin birinci esasıdır. İnsanı şirkten kurtarır, insanı mutlaka beş kalp şartını sahibi kılar, göğsünden kalbine nur yolunun açılmasını sağlayan işte bu kalbi dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. Keşinin kalbinden bir dilek yoksa, kalpten ulaşmayı dilemek yoksa, Allah onun göğsünden kalbine nür yolunu açmıyor. Allah ona mürşidi göstermiyor, mağfiret olayı, şefaat olayını gerçekleştirmiyor. Allah onun teslime ulaştırıp da iradesini raf etmiyor. Dinin tamamı bu üç esas üzerine bina edilmiş ama siz eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ayetler gayet açık ortada. Allah Rahim esmasiyle size tecelli eder ve bir bir sizi kendisine ulaştırmak üzere ayetleri bir bir kalbinize nakşeder. Yunus Emre diyor ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Mevlana cennet Rumi diyor ki bana Kur'an söylemek düşer, kabul ettirmek benim elimde değil. Yani biz sadece tebliğ ile vazifeliyiz. Ama bu tebliğin neticesinde kalbinizden bu dileğin sahibi olmanız, o sizin iradenizle gerçekleşecek. Evet, o sizin iradenizle gerçekleşecek. Bu tara misafirler sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç 72'si cehenneme gidecek. Setefrikum ümmeti ummeti 73 fırkatan kullu fi nar ila vahidatan. "Kâl melhum ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü o fırka inacı kimdir? Kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde bu 73 fırkadan sadece bir tanesi kurtuluştadır. 72'sinin delalette kalacağı ve gideceği yerin cehennem olduğunu ifade ediyor. İşte o fırka iniyacının özelliği ben ve sizin gibi sıratı müstakimde olanlar onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kutlara misafirler sevgili kardeşlerim <laughs> bütün bu açıklamalardan sonra eğer siz ruhunuzun talebine uyarsanız eğer ruhtaki hasletlerin talebine uyarak kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman yedi tane ayet-i kerime bu konuda size kılavuzluk ediyor. O yedi ayet-i kerimeyi gösterelim. Yedi ayet-i kerimede Bakara 46 Onlar mülaki olacaklarına yakın hasil edenlerdir. Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilenlerdir. Anam 154 Rablerine mülaki olacaklarına inananlardır. Rad 2 Rabbinize mülaki olmayı yakın hasil edenlerdir. Kef 110 Rabbine mülaki olmayı dileyenler. Ankebut 5 Rabbine mülaki olmayı dileyenler, inşikak altı mülaki olanlar. Öyleyse bir tarafta kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenlerin ahirette nasibi yok, gideceği yer cehennem, bu dünyayı da huzursuz ve mutsuz bir hayat içinde geçirir. Öbür yandan ayetlerin ve hadislerin ışığında kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah Teala mutlaka sizi hidayetçinize, mürşidinize ulaştırır ve mürşidi vasıtasıyla da sizi kendisine ulaştırır. İşte fırka inaciye ben ve ashabın yolunda olan insanlardır diyor. Yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabesi fırka inacenin içerisinde yer aldı. Onların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve hepsi de hidayetçilerin en hayırlısı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İlk iki safayı gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı dilemeyenler acaba aralarındaki kavga hangi sebepledir? Hz. Yübekir bir kısada bunu anlatıyor. Aralarında kavga eden iki çocuğu görünce Hz. Yübekir onları yanına çağırıyor. Diyor ki gelin bakalım bu kavganıza sebep olan Cevizi ikinizin arasında bölüştürmek, adaleti bölüştürmek istiyorum. Cevizi kırdığında bakıyor ki içi boş. Ve Hazreti Bekir diyor ki çocuklara biliyor musunuz? Uğruna dövüştünüz dünya işte bu. Yani o boş ceviz dünyanın misalidir. İnsanlar onun sebebiyle kavga ediyorlar. Mevlana Celalettin Rumi dünya hayatının deblebesi rüyasında hazine gören kişiye benzer. Sabahleyin uyandığında eser yok. İşte üç günlük dünya hayatı için insanlar gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi ahiret hayatı için ne yazık ki gayret yok hayret. Bugün o uğruna gayret etmediğiniz ahiret hayatı Allah'a ulaşmayı kalben dilemeniz için huzurunuza geldik. İnanıyorum bu açıklamalardan sonra Ayetler de Allah'ın ayeti kelimesi ise Allah'ın sözünde ulf yoksa Allah katında söz değiştirilmez. Ve ayetler de gözünüzle görüyorsunuz, açıklamalarımızı görüyorsunuz. O zaman ben inanıyorum şu anda salonlarda beni izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Ne var ki hocam bundan daha kolay ne olabilir? Ben kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbim bu dilek kalbimde yoksa bu dileği kalbime koy. Ben seni istiyorum, seni istiyorum, seni istiyorum. Eğer bu dilek kişinin kalbine girdiyse o ahiret ve dünya sahiretinin garantisini aldı Allah'tan. Neden? Çünkü ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması Allah'ın üzerinedir. Ama sanki kişi kendisi ulaştırmış gibi de Allah onu üç tane cennetle ve dünya sahiretinin yarısıyla mükafatlandırıyor ve onu müjdeliyor. Öyleyse Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Mutlaka ama mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek işin temelidir. Allah'ın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu olay var. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler kalpten ulaşmayı dilemeyenlerdir. Evet gerçekten hemen beraberce bakalım. Allah'ın rahmetine ümit kesmek yani Allah'a ulaşmayı dilememek günahkar olmaktan daha tehlikelidir. İşte Allah'ın rahmetini ümit kesenler. Hicr 56 delalette olanlar Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Ankebut 23 Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler Allah'ın rahmetini ümit kesenlerdir. Kef 105 Allah'ın rahmetine ümit kesenler Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetleri inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. Öyleyse siz kalpten ulaşmayı dilemezseniz din adını ne yaparsanız yapın Amelin boşa gittiğini ayetler net olarak bize söylüyor. Ekrana gösterelim. Ameli boşa giden yedi grup ayet-i kerime. Tek bir sebep var amelin boşa gitmesinin sebebi. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememek. Bakın amelleri boşa gidenler. Boşa gitmesinin arkasında kesinlikle onların Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Kalpten tabi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. En zengin hazine Allah'ın sevgisiyle dolu olan kalptir. Yani eğer şu dünya üzerinde bir hazine arayacaksanız, en zengin hazineyi arayacaksanız o kesinlikle Allah sevgisiyle dolu olan mürşitlerin kalbidir. Evet. Mürşitlerin kalbi, mürşitlerin kalbi, mürşitlerin kalbi. Öyleyse siz kalpten ulaşmayı dilediyseniz Allah Teala rahim esmasıyla size tecelli ettiyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala size peş peşe furkanlar verir. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, semi hasasını açar, siz ayetlerin manasına varırsınız. Kalbinizdeki ekiniti alır, fıkıh hasasını açar, ihbatı koyar. Siz o ayetleri kalbinize indirir, kendinizi mal edersiniz. Gözünüzdeki icabı mesuriyi alır, basar asıl dünkü altında perdeyi alır ve siz mürşidi manevi kimliğiyle kabul edersiniz. Yani eskiden insanlar Nuh diyor peygamber demiyor. Bu söz kim için söylenmiştir? Kalpten ulaşmayı dilemeyenler için. Ama siz kesinlikle İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Buna iman ediyorsunuz. O zaman kesinlikle ne olur? Kalpten ulaşmayı dileyen, yedi furkanın sahibi olan Nuh'un gemisinde yer alan bir kişisiniz. O zaman allah Teala sizi o halde bırakmıyor. Tekabın suresinin 11. ayet kelimesine göre kalbinize ulaşıyor. Mücadele suresinin Kaf suresinin 30. ayet kelimesine göre dünyaya dönük olan o kalbi kendisine çeviriyor. Eğer kalbiniz dünyaya dönükse kıyamet gününde o cevizler kırılacak İçi boş olanlar yani dünyayı talep edenlerin içi boş ama Allah'ı talep edenlerin içi dolu. Nereden biliyoruz? Bakın allah Teala şu ara suresinin 88-89. ayet-i ne diyor? Kalbi bir cevize benzetirsek ki gerçekten bu dünya kainatın kalbidir. Cevize benzer. Yevme la yafu malu ve la Kıyamet günü Allah'ın huzurunda o gün diyor mallar ve çocuklar fayda vermez. Kişinin kalbini açıyorsunuz ahirete dair boş sadece dünya dolu mal ve çocuklar. Ama Allah'ın huzurunda bunlar geçerli değil. Mal ve çocuklar geçerli değil. Allah'ın huzurunda geçerli olan illa men atallaha bi kalbin selim. Allah'ın sevgisiyle dolu olan bir kalple gelenler onlar hariç diyor. Öyleyse Allah'ın huzuruna sevgiyle dolu bir kalple gitmemiz lazım. Sevgiyle dolu bir kalbin anahtarı bir kalpten ulaşmayı dilemektir. Kimdir Allah'ı sevenler? Kalpten ulaşmayı dileyenler. Seven sevdiğine koşar, koşa, korkan korktuğundan kaçar. Siz de Allah'ı seviyorsanız kalpten ulaşmayı dileyenlerdensiniz. Soruyorsun kişiye diyorsunuz ki Allah'ı seviyorum elbette kim Allah'ı sevmez ki? O zaman diyorsunuz tamam kalpten ulaşmayı diledim mi o da nereden çıktı? O zaman anlıyorsunuz ki bu insanlar seven, ben Allah'ı seviyorum diyenler dilden sevenlerdir, kalpten değil. Şimdi sualimi tekrar ediyorum. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diliyorsunuz. Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsunuz diyorsunuz. Evet. Şu anda kaç kişi kalbin sesiyle Allah Allah diyor. İşte o kalbin sesiyle, iş sesiyle Allah 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 diyenler onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, şeytan sizin kalpten Allah Allah dememenizi istiyor. Allah da sizin kalpten Allah Allah demenizi istiyor çok çok Allah Allah demenizi daimi Allah Allah demenizi istiyor. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an ayetleri. Mucize-i Baki Kur'an-ı Kerim, Kur'an Furkan. Yedi ayet-i kerimeye bakalım. Müzemi suresinin sekizinci ayet-i kerimesi Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Yani Allah'ı tekrar et. Azap 41. Rabbinin ismini çok zikret. Çok zikretmek en az 13 saat Allah'ı zikretmek. Rabbinin ismini daimiz zikret. Şimdi sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diyorsunuz. Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsunuz. O zaman hemen şu anda içinize yönelin. Kalbinize yönelin. iç dünyanıza. Kaç kişi iç sesiyle Allah Allah diyor. Eğer şu anda bütün bunlara rağmen içinizden Allah Allah demek gelmiyorsa siz kalpten dilemediniz. Dilden dilediniz. O zaman kalpten dilemediyseniz dilden dilerseniz bakın akibetiniz ne olur. Tekrar bu tabloya geleceğim. Kur'an kursaklarından geçmeyenler yani dilden dileyenler ayet-i kerime kalbe indirenler, dili kalbe indirenler. İşte Maide 41. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde olanlar. Hucurat 14. iman kalbe girmeyenler. Fetih 11 dilinin söylediği kalbinde olmayanlar ve münafıklar. Bütün bu özellikler kalpten ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şu anda tekrar sualimi soruyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diyorsunuz dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsunuz diyorsunuz ama şu anda iç sesinizle Allah Allah diyor musunuz? Allah 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 Allah. Çünkü ancak kalpten dileyenler kalbin sesiyle, iç sesiyle Allah Allah demeye başlayanlardı. Çünkü Allah emrediyor. Tekrar o yedi zikir ayet kelimesine dikkatle bakın. Kalpten dileyenler bunlar. Yani dili kalbe indirenler. Mevlana gibi dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Siz de kalpten ulaşmayı diliyorsanız kesinlikle şu anda dili kalbe indirenler onlar kalbinden Allah Allah diyenlerdir. Ve 13 saat Allah Allah diyen ve 24 saat Allah Allah diyen. Bunlar nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Ayaktayken, otururken, yani su yatarken daima Allah'a zikredin. Şimdi insanların baş düşmanı şeytan. Secde emrine asi olan, Allah'tan müsaade isteyen, hem bu dünyada bizi huzursuz ve kılan, hem ölüm sonrası hayatta kendisiyle birlikte cehennemde sonsuz azabı çekmemizi isteyen iblis. Bakın iblis ne istiyor? İblis bize Allah'ın zikrini unutturuyor. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Şeytan kime zikri unutturduysa, o zikir yapmıyorsa, o hüsrandadır. O şeytanın taraftarıdır. Furkan 29. Siz zikrediyorsunuz. Şeytan sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan giriyor. Ve sizi zikirden alıkoymaya çalışıyor. Ve bunu başarırsa, bakın Furkan 29. Beni zikirden o saptırdı. Şeytan insana yardımı engelleyendir. Çünkü zikretmediğiniz zaman Allah'ın yardımı gelmiyor. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın yardımı gelir size. Ve Zuruf 36 kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz onu şeytanı musallat ederiz. Öyleyse zikrettiğiniz zaman Allah'la belyesiniz. Zikretmediğiniz zaman şeytanla bilesiniz. Şimdi sualimi tekrar söylüyorum. Kattan Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diyorsunuz dilden mi kalpten mi? Kalpten. Şu anda Allah Allah diyor musunuz? Evet diyorum diyorsunuz. İç sesinizle Allah Allah demeye başlıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki iç sesinizle Allah Allah demiyorsanız dilden dilemişsiniz. Ve dilden dilerseniz kalpten dilemezseniz kendinizi şeytana kul olmaktan kurtaramazsınız. Halbuki allah Teala'nın birinci giriş kapısı anahtarı Zümer Suresinin 17. ayet göre kalpten ulaşmayı dileyenler kendisini tavukta kul olmaktan kurtaranlardır. Zümer 17. Onlar tavukta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır. Öyleyse Allah'ın birinci müjdesine kavuşmak istiyorsanız kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilediyseniz allah Teala istisnasız rahim esmasıyla tecelli etti ve sizin kalbinizi kendisine çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı Enam 125'e göre ve Hadid suresinin 16. veya Zümer suresinin 22. ayet kelimesine göre Allah Allah demeye başladığınız an hacet namazı da kılarsanız Allah'ın katından gelen rahmet kalbinizin içine sızar ve o nur sebebiyle siz huşu sahibi olursunuz. Hadis suresinin 16. ayet kelimesi bu huşu sahiplerini ifade ediyor. Bakara 45'e göre huşu sahibi olan kişi perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla müşridini Allah'tan talep ederse Allah ona müşrid gösterir. Bu namazı ifade etmiştim ve bu namazın yani mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istemenin tam 7 tane ayet kelimesini size göstermek istiyorum. İstanenin mutlaka Allah'tan istenmesi. Yani mürşidi tayin eden Allah'tır ve hacet namazı ile mürşidinizi Allah'tan isteyeceksiniz. Belki çoğunuz diyorsunuz ki ya ben kim biliyor ben, insanlar doğruyu söyleyip söylemediğini ben nasıl anlayacağım? Siz mürşidinizi, kalp doktorunuzu Allah'tan soracaksınız. İstanenin Allah'tan istenmesi gerektiğini tam yedi tane ayet-i söylüyor. Fatiha 5'te bunu söylüyor. Bakara 45 kartında bunu söylüyor. Nisa 75'te Allah'ın katından veliyi o gönderiyor. Mayda 35'te vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ve Nal 9'da yolun tayini Allah'a aittir. Ve istanenin de 7 ayet-i kerimeyle Allah'tan istenmesi gerektiğini allah Teala bize açıklıyor. 14 asıl level sahabenin hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat edip tabi oldular mı? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zamanda Mehdi aleyhisselam Allah'ın bütün insanlar üzerine seçtiği birisidir. O Mehdi'yi <laughs> Allah bütün insanların üzerine seçmiştir. Ümmetimin en hayırlısı sizin zorluklarınızı gideren veriniz olan kimseye katılın o Mehdi'dir. Öyleyse içinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı hidayet çağının önderi Mehdi aleyhisselam Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Bizimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onun da fitneden kurtulacaklardır. Bu fitneler ne? Bu fitneler Deccal fitnesi, bu fitneler Duhan fitnesi. Yedi grup ayet-i kerimede allah Teala içinde bulunduğumuz çağda Hidayet çağının önderi Mehdi Aleyhisselam'ı açıklıyor. Bakın Mehdi aleyhisselam allah Teala Alimran Suresinin 71. Ad, 81. ayet-i allah Teala Ulul Az Nebileri olan Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in beşinden de misak alıyor. Size kitap ve hikmet verdim ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Mehdi Resul gelecek. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? İşte bu dönemin en şerli alimleri bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anlayacaklar. İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. İşte bu dönem. İnsanlar İslami isimle anılmışlar. İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte Mehdi Aleyhisselam'a bildiren ikinci grup ayeti kerime Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesi. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler işte o şerli alimler. Tekrar o hadise dönelim. Tövbe 32'de bahsi geçen ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler. Decal fitnesi. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. İşte bu insanların en şerrileri İnsanları yanlış ona davet ediyorlar. Yani Allah'a çağırmak yerine ne yazık ki ateşe davet ediyorlar çıkarttıkları fitne sebebiyle. Dolayısıyla muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, allah Teala da buyuruyor ki o müşrikler istemese de Allah Resulü'nü, Mehdi Resulü hidayetle ve hak dinle diğer bütün dinler üzerine galip kılacaktır o müşrikler istemese de. İşte o müşrikler kimlerdir? O müşrikler kaptan ulaşmayı dilemeyenlerdir. O kafirler kimlerdir? O kafirler kaptan ulaşmayı dilemeyen, başkalarının dilemesine mani olan, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenlerdir. Allah'a davet etmeyen, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyenler. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Ama o kafirler de o Allah'a ulaşmayı dilemeyen müşrikler de istemese de mutlaka bu dönemde Allah nurunu tamamlayacak. Ve Mehdi Aleyhisselam'ı bildiren üçüncü grup ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Hangi ayet-i kerime? Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim bu dönemin zalimleri, evet bu dönemin zalimleri mutlaka cehennemde yerini alacaklar. Ve Furkan 27'de o zalimler pişmankarlıklarından diyecekler ki keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Kimdir bu yol tutmayanlar? Resul'le birlikte bu yol tutmayanlar kimler? Yine Kur'an cevap veriyor. Ahzab suresinin 66. ayet-i kerimesinde keşke Allah ve Resulüne itaat etseydim. Bakın onların yüzlerinin ateşin içinde Furkan 27'de zalimler ateşte ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevireceği gün keşke biz Allah'ın Resulüne itaat etseydik. Keşke biz Allah'ın Resulüne itaat etseydik diyenle keşke Resulle birlikte yol tutsaydık diyen aynı kafa aynı kişiler. Bunlar Resul'e itaat etmemişler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar. Ne olmuş? Ahzab suresinin 67-68. ayetlerine beraber bakalım. Ne diyor allah Teala Ahzab 67'de? Kalu Rabbena enne atana sedetene ve Devrimizin saadatına ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi sebeilden yoldan saptırdı. Onlar bizi Mehdi Resul'ün yolundan saptırdılar. Ya Rabbim onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte devam ediyoruz. Furkan suresinin 27. ayet kerimesinden sonra 28. Ne yapmışlar bunlar? Felane dost edilmişler. Felan dediği kişi kim? Felan dediği kişi her Furkan'ın başındaki bir insan veya cin tahut. Onlar saptırıyorlar. Ve Furkan 29. Zikir Kur'an-ı Kerim bana gelmişken, şu anda Kur'an ayetleriyle size sesleniyoruz. Zikir Kur'an bana gelmişken o beni saptırdı. Nasıl saptırdı? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanla ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyin diyor. Böylece kişiyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den saptırıyor ve Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırıyor. Furkan 30 ne diyor? Mehdi Resul diyor ki ya Rabbim benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Hiç kimse buradaki Resul'ün Nebile Sultan'ı peygamber olduğunu söyleyemez. Onun döneminde bırakın Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırılması sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. İşte Alimran 119. Şahit olan ayeti kerime siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz düşmanlarınızı seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına, Kur'an'ın tamamına iman edersiniz. Öyleyse Resulullah'ın döneminde sahabenin hepsi Kur'an'ın tamamına biat ettiler, tabi oldular. Ama bakıyoruz, Mehdi Resul diyor ki, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Neml 82, Dabetül Erz. Dabetül Erz, Satellite'la, Nur TV ile 40 yıldır İnsanlara ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Allah'ın ayetlerine yakın sahibi değilsiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yakın sahibi olmadığını 40 senedir muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalben ulaşmayı dileyin. Kalben ulaşmayı dilerseniz ayetlere yakın sahibi olursunuz. Dilemezseniz ayetlerden gafilsiniz. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi kalben ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafil. Rad 2 kalpten ulaşmayı dileyenler ayetlere yakın sahibi. Öyleyse iki tane seçenek. Ya ulaşmayı dilemezsiniz ayetlerden gafil olursunuz. Ya ulaşmayı dilerseniz ayetlere yakın sahibi olursunuz. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri. Kalpten ulaşmayı dilemezseniz o zaman bu dünyadaki azap herkesi saracaktır. Duhan fitnesi bir azaptır. Bu azabın kendisini sardığı insanlar onlar katten ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemeyenler devamlı nefslerine uyarak hata işliyorlar. Bitiminden sonra ruh nefse azap ediyor. Azabın herkesi sarması bu sebepledir. Duhan 11, 12, 13, 14. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuduğu zaman başa öneye ilk bir şekilde ilim insanlardan alınacak. Ey Allah'ın Resulü biz Kur'an'ı okuyoruz, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Şu anda Yahudilerin El yani Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Öyleyse eğer allah Teala'nın sizin için tanetli bir mürşit size o Kur'an'ı tilavet etmiyorsa siz kendi kendinize Kur'an okursanız dahi bir sonuca sizi ulaştıramaz. Dört ayeti kerimede Kur'an'ın hiçbir ayetinde siz Kur'an-ı Kerim'i kendi kendinize okur, kurtuluşa ulaşırsınız diye bir ayet yok. Tam dört ayet-i kerimede o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 129, Bakara 151 o size ayetleri tilavet ediyor. Alman 160 o size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2 o size ayetleri. Öyleyse hiç kimse kendi kendine Kur'an tilavetiyle bir yere ulaşamaz. Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve daha sonra ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman da öğreten birisi olursunuz. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, öyleyse gördüğünüz gibi dönem, çağ, hidayet çağı, Mehdi Aleyhisselam'ın çağı Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi nasıl onunlarla kurtuluşa ulaşıyorlarsa ümmetimin de fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları ancak bu Allah'ın dostu vesilesiyledir. Hikmet sahibi alemin meclisinde toplanmak kelamını işitmek üzerinize farz. Nasıl yağmurla toprağı Allah diriltiyorsa hikmet nuruyla de ölü katleri diriltir. Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim ama cahillere laf anlatamadım. Öllen dirilen ölüler kattan ulaşmayı dileyenlerdir ama laf anlamayan cahiller onlar kattan ulaşmayı dilemeyenlerdir. Laf anlamayan cahiller ders almayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey insanlar ben zulmü kendime haram kıldım. Sizi de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar Allah için kardeşler olun. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Söyledikleri Hadisler Ve Yüce Rabbimizin ettiği Ayet-i Kerimeler Mutlaka Bu Dünya Ayetini Yaşarken Mürşide Tabi Olmayı allah Teala Bize Farz Kılmış Ve Mürşidin Farziyeti Tam 7 Tane Ayet-i Kerime'de Söyleniyor 14 Asıl Level Sahabenin Hepsinin Resulullah'a Tabi Olduğunu Bildiren 7 Ayet-i Kerime Ekrana Getirebilirsek Yani Tabiyetin yedi tane ayet kelimesi. Bakın sahabenin yedi sabada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olması. Almiran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Mümtehidi 12. Bana tabi olun ki Allah sizi mağfiret et etsin. Arap 157. Bana tabi olun ki Allah Teala sizin üzerinizdeki günah yükünü kaldırsın. Alınan 20. Ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah'a teslim ettik. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Arap 158, onlar Nebi'ye tabi olanlardır. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Tabiyet bütün bu ayetlerde farz kılınmasına rağmen bugün kendini bilmeyen insanlar kullarla Allah arasında kimse giremez, mürşide tabi olmak şirktir diyor. O zaman allah Teala sahabeye şirki mi emretti? Ey sevgili kardeşlerim, Mevlana Şems'e tabi olduğu zaman şirkte miydi? Ey muhterem ile sevgili kardeşlerim, Yunus Emre Tapdua tabi olduğu zaman şirkte miydi? Osman Gazi, Şeyh Edebali'ye tabi olduğunda şirkte miydi? Fatih Sultan Mehmet, Akşam sittine tabi olduğunda şirkte miydi? Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış sözüyle, İnsanlar Kur'an'ı rafa kaldırmışlar ve kendi zanlarına tabi oluyorlar ve zanların da din edilmişler. Ey muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hayatınızda bugün bir dönüm noktası kaptan ulaşmayı dilediyseniz mutlaka tövbenizi alarak tabiyetinizi gerçekleştirin. Ondan sonra sahabenin 14 asıl ve yaşadığı asil saadeti bakın bakalım yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Pencereleri açacaksınız. Ben mutluyum ey insanlar. Gelin bir dilekle siz de mutluluğu yaşayın diyeceksiniz bizim gibi. Şu an biz nasıl mutluluk içinde sizi Allah'a davet ediyorsak eminim ki sizler de bizim gibi insanları dolaşacaksınız. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Bu dünya hepinize cennet olabilir sadece bir şartla kalpten ulaşmayı dilemeniz kaydıyla. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim eğer mürşide tabi olursanız ne olur? 12 tane aslanla mürşidine tabi olan bir insan Allah'tan yedi nimet alır. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Hangi ayet gereğince? Mumin 15. Derece yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne diyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse iki grup insan var. Başlarının üzerinde bu ruhu taşıyanlar onlar sirat-ı müstakimde olanlardır. Başlarının üzerinde bu ruhu taşımayanlar onlar gay yolunda olanlardır. Gay yolu cehennemin yolu ama irşat yolu sirat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. İnanıyorum hepiniz bugün tövbenizi alıp bu güzelliği yaşayacaksınız. İkinci nimet. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakim Enam 87-88'de belirtildiği gibi babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Öyleyse kim ruhunu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmak, hidayete ermek istiyorsa mutlaka bu tövbeyi gerçekleştirmek durumunda. Çünkü Allah'ın vazifelisini önünde bu tövbe gerçekleşmedikçe ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Üçüncü nimet. O güne kadar işlediğiniz bütün günahları bugün bu tövbeyle sevaba çevrilecek. Yani sizin için bugün aynı zamanda tövbe ederseniz şefaat günüdür. Bakın şefaatin geçtiği ayetler. Eğer hayattayken Allah'ın acet namazıyla gösterdiği mürşidinize tabi olmazsanız, tövbe etmezseniz o zaman sizin için şefaat söz konusu değil. Müddessir suresinin 48. ayet-i kerimesi şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Müddessir 46 neden şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi? Ve nukezzibu yevmiddin din gününü yalanlamışlar. Mürşide tabi olmayı yalanlamışlar. Ne zamana kadar? Ölüm gelinceye kadar. Müddessir müddessir 47 Ölüm gelinceye kadar din gününü yalanlamışlar ve şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermemiş. Eğer din gününü yalanlama, yalanlamasalardı, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olsalardı, o tabiye sırasında şefaat gerçekleşecekti. Bütün günahlarını allah Teala mağfiret edecekti. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Ölüm sonrası bir şefaat söz konusu değil. Ayetler gayet açık ortada. ve devam ediyoruz. Hadis-i şerif, kıyamet günü şefaat isteyenlere burada şefaatim yoktur dünyadayken yeterince uyar olmadınız mı? Öyleyse kıyamet günü şefaat dileyenlerin kesinlikle şefaati söz konusu değil. Hem hadisler hem ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Dördüncü nimet fizik ucu şeytanak olmaktan kurtulmaya başlıyor. Vasıta emirleri yerine getirerek vasıta amirler Allah ona sev diyor. Beşinci nimet Allah o kişinin kalbine imanı yazıyor. O kişi yedi tane kalp şartının sahibi oluyor. Yedi kalp şartı ile kişi nefs eskiyesine başlıyor. Resulullah'ın hadise zikrettiği en iman temizlik yani nefs seskesi imandan gelir. İman kalbe yazılmadıkça nefs seskesi başlamaz. Ne zaman iman kalbe yazılır? Mücadele ilmike göre bu tövbeyi gerçekleştirdiğiniz an orada eğitilmiş devrin imamının önünde bu tövbeyi gerçekleştirirseniz kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldıktan sonra Allah'ın katından ne olur? Allah'ın katından fazıl rahmet, fazıl selavat kalbinize inmeye başlar. Ve yedinci nimet iradeniz güçlenir. Böylece muhterem misafirler sevgili kardeşlerim. Yedi Furkan, on iki tane ihsan, verdiği nimette tövbenizi gerçekleştirdiğinden vasıta emirlerin içinde ibadetlerin sultanı zikir. Allah isminin tekrarı. Bakın neden zikir bu kadar önemli? Nebiler Sultanı Peygamber hadislerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki amellerinizin en hayırlısını en temizini derecenizi en fazla yükselten altın ve gümüş infakından daha değerli. kıymetli düşman karşısında düşmanı öldürmenizden mi onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha hayırlısını söyleyeyim mi? Evet dediler. Allah Resulü Allah'ı zikretmektir. Öyleyse ibadetlerin sultanı zikirdir. Size zikir dersi verilir. Neden zikir dersi? Çünkü bütün varlıklar külli iradeyle Allah'ı zikrediyorlar. Cansızların hepsi külli iradeyle Allah'ı zikrediyor. Allah Allah diyor. Bütün bitkiler külli iradeyle Allah Allah diyor. Bütün hayvanlar külli iradeyle Allah Allah diyor. Yani hayvanların iradesi diyor, bitkilerin de iradesi de yok ve cansızların toprağın da iradesi yok ama bütün bunlar külli iradeyle devamlı Allah diyor. Sünnetullah külli irade yani yani nötronların Allah'ın katından gelmesi, yere girmesi, yerden çıkması ve göğe yükselmesi. Her elektronun varışında o elektron kendisine ulaşan rahmet sebebiyle Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor. Muhterem misafirler gayri iradi varlıkların iradesi olmayan, toprağın iradesi olmayan, dağın iradesi olmayan vesairenin Allah ismini tekrar etmesine allah Teala ne diyor? allah Teala buna tesbih ediyor. Ama bizim irademiz var. Allah bizi cüz irade, serbest iradeye yaratmış. Cüz'i iradeyle Allah bizim Allah dememizi istiyor. Kendi irademizde Allah dememiz zikirdir. Ama gayri irade olarak Allah'ın isminin tekrarı ise tesbihtir. Bütün varlıklar Allah'a tesbih ediyor ama bize gelince bizim Allah'a zikretmemizi isteniyor ve zikir dersini tövbe ettiğimiz zaman alıyoruz. 15 bin zikirle 7 bin zikirle başlıyoruz tabi. Arttırıyoruz yavaş yavaş. 7.000 zikir, 9 bin zikir, 11 bin zikir, 13 bin zikir ve 15 bin zikir. 15 bin zikirler ruhumuz gök birinci gök katına ulaşıyor ve nefsimizin manevi kalbi yüzde yedi nurlanıyor. Fazlaların kalpte toplanması yüzde yedi. 17 bin zikir. Fazlaların kalpte toplanması yüzde on dört. 19 bin zikir. Fazlaların kalpte toplanması yirmi bir. Dikkatle bakın. Nefs kademe kademe. Nefsi emare geçiriyor, nefsi levame geçiriyor, nefsi müleme geçiriyor ki nefsin başlangıç noktasında yüzde yüz karanlıklar içindeydi. 21 bin zikir, nefsin manevi kalbinde 128 nur toplanıyor. 23 bin zikir, nefsinizin manevi kalbi yüzde 35. 25 bin zikir, nefsinizin manevi kalbi yüzde 42. 33 bin zikir, nefsinizin manevi kalbi 49. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında nefsinizin manevi kalbi yüzde yüz karanlıklar içerisindeydi yüzde karanlıklara tesir eden şeytandı. Ama şimdi artık %49 kırk fazıl yüzde iki rahmete şeytan tesir edemez. Öyleyse eskiden şeytan nefsinizin manevi kalbine yüzde yüz tesir ederken şimdi sadece %49'una tesir edebiliyor. Allah Resulü ne diyor hadisinde? Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Siz Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek tövbenizi gerçekleştirip bu zikir dersine başlarsanız Düşmanınız olan şeytan kesinlikle artık %51 oranında size tesir edemez. Yani siz kalbinizin %51'ini fethettiniz. Kime karşı? Şeytana karşı. %49'u hala elinde bulunduruyor. Ve 33 bin zikirle ermiş evliya oldunuz. Bu noktadan sonra Allah sizden ne istiyor? Sizden bu güzellikleri başkalarına aktarmanızı istiyor. Hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Bunu böyle yaparsanız o zaman gün be gün fena kademesinde, beka kademesinde nur oranı yüzde altmış yükselir. Züht kademesinde kalpteki nur oranı yüzde fizik vücut tesliminde kalpteki nur oranı yüzde seksen ve ul elbab kademesinde nefsin teslimindeyse kalpteki nur oranı yüzde yüze ulaşır. Yani artık şeytan sizin için bir uşak. Sizin için bir gazoz ağacı, bir uşak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Herkesin bir şeytanı var. Senin de var mı ya Resulallah? Evet. Benimkisi Müslüman oldu. İblisin tabii ki Müslüman olması imkansız. Ama siz nefsinizi Müslüman ettiyseniz, nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz, şeytan nefse tesir ederek bizi kaybettiriyordu. Ama artık şeytanın bize tesiri yok. Tesiri sıfır. Çünkü kalbimiz yüze yüz O zaman devamlı şeytan sizinle uğraşacak. Siz devamlı şeytan sebebiyle kazanan, ticaret yapan birisi olursunuz. 1'e 700 kazanan. O sizinle hep uğraşacak. Siz de 1'e 700 kazanacaksınız. Yani bu noktadan itibaren Bakara suresinin 179. ayet-i bahsi geçen Ey ulul elbab kısasa sizin için hayat vardır. Siz kime kısas tatbik ediyorsunuz? Şeytana. Evvelden nefsinizin manevi karıp kalbi karanlıklar içindeyken şeytan sizin canınıza okuyordu. Size zikri unutturuyordu. Sizi hep huzursuz ve mutsuz kılıyordu. Ama şimdi artık kalbiniz yüzde %100 nura ulaşmış. Şeytan tesir edemiyor. Şeytan uğraşıyor, tesir edemiyor. Ve devamlı size kazandırıyor. Her kazancınız 1'e 700, 1'e 700, 1'e 700. İblis sizin için büyük bir uşak. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Nefsiniz 7 kademede tezkiye oldu. Ve yüzde %100 nurlandı. Şeytan sizinle uğraşamıyor. Allah'ın kontrolünde iradesini teslim etmiş birisi, ihlasa ulaşan birisi, bir seher vaktinde tövbe-i nasula tövbeye davet ediliyorsunuz. Ve tövbe-i nasula tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Ve salahta birinci kademede günahlarınız örtülüyor. ikinci kademede allah Teala size salah nurunu veriyor. Üçüncü kademede tekrar mürşide tabi olduktan o noktaya kadar işlediğiniz günahları allah Teala bir kere daha sevaba çeviriyor. Ve iradenizi Allah teslim alıyor ve irşada ulaşıyorsunuz. İşte mürşidsiz irşat olmak mümkün değil. İrşada ulaşmak, yedi sabah dört teslim yap yaşamak, iradenizi de Allah teslim ederek sonsuz ahiret saadetini ve dünya saadetini sahip olmak istiyorsanız, bunun yolu kalpten ulaşmayı dilemek, bunun yolu mutlaka Allah'ın sizin için ait mürşidinin önünde tövbe etmek, bunun yolu Zikir, çok zikir, çok çok zikir, daimi zikir ve külli zikirden sonra iradenizi teslim ederek tesbihe ulaşmaktır. İşte sahabe bu yolla yedi safayı yaşadılar, bu yolla hidayete erdiler, bu yolla fevzü'l-azime, ecru'l-azime, hazü'l-azime ulaştılar. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, işte sahabenin salaha ulaşması, fevzü'l-azim, ecru'l-azim, hazü'l-azime ulaşması neyledir? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Nefs tasfiyesi de başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek, onları Allah'a davet etmek. Din o kadar kolay ki, öyleyse bu üç esası kendinize topladığınız an, kesinlikle bu dünya hepinize cennet olur. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Belki son olarak bir hayvanın külli iradeyi nasıl Allah zikrettiğini size söylemem lazım. Bir ecnebi prof bir Müslümanla beraber aynı laboratuvarda çalışıyorlar. Müslüman diyor ki biz Müslümanlar her şey Allah zikrettiğine inanıyoruz. Adamın tuhafına gidiyor ama ön yargılı da değil. Kur'an'ı günlerce, aylarca, yıllarca inceledikten sonra Bakara suresinin 26. ayet kermesinde karar kılıyor ve sivri sineği laboratuvara koyuyor hareketini sistemine kayda aldığı zaman yüksek frekans altındaki kaydı kulaklarımız işitmediği için düşük frekansa indirgiyor. Düşük frekansa indirgeyince sivri sineğin de tıpkı toprak gibi, dağ gibi, taş gibi, hayvanlar gibi, bitkiler gibi nasıl Allah'a zikrettiğine bir bakın bakalım. Öyleyse sizin için yaratılan her şey bu kainattaki her şey yüksek frekans altında Allah Allah diye zikrediyor. Siz de her şeyin en güzelini yaşamak, mutlulukların coşmak, mutlulukları en zirve noktasına yaşamak istiyorsanız, o zaman kalpten ulaşmayı dilediyseniz tövbenizi gerçekleştirip bütün varlıkların devrisi sivri sinek dersine siz de başlayacaksınız. Tövbenizi gerçekleştirdiğinden. Sizin için neydi bin zikirle başlanacak ve bu zikri gün be gün arttıracaksınız. Daimi zikre, külli zikre ve iradenizi de ederek sahabe gibi fevzul azime, ecru azime, hazul azime ulaşıp salihlerden olacaksınız. Salihlerden olmak istiyor musunuz? Kim istemez ki? Biz bütün namazlarımıza bizi salihle zümresine kat diyorsunuz. O zaman hazırsanız benim sizden istirhamımız, istirhamım ayağa kalkmanızı istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Hazırsanız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına, Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah ve Nebiyullah Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin. Hepinizin nefs teskisi ve tasvesiyle salih kullardan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. <laughs> Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.